Merhaba, yeni bir video ile karşınızdayım ama buruk bir bölüm benim için. Yine Filistin gündemde malum. Arkamda Kubbetü Sahra, Kudüs'ün en önemli ama en önemli dini simgelerinden biri. İslam aleminin ilk kıblesi dediğimiz bölge. Burası zaman zaman olaylara sahne oluyor. Tabii ki intifadanın başlangıcı buraya Şaron'un ayak basmasıyla başlamıştı. Ne yazık ki bu bölge bütün dinlerin, bütün inançların ortaklaşa simgelerinin olmasına rağmen savaşların en gergin, en kalıcı, en kronik geçmiş bölgesi. Evet, Filistin benim gazetecilik hayatımdaki en önemli ama en önemli coğrafyalardan biri. 2 sene önce Filistin topraklarındaydım. Bir fotoğraf çalışması için. Kendi topraklarında insanın hapis olması, tutuklanması, kendi topraklarında yaşam hakkının elinden alması korkunç bir şey. Yani o kuşatma altındaki kentlerde olmak inanılmaz bir şey. Hele geçtiğimiz günlerde. Üstelik Filistinlilerin İsrail Devleti'nin kuruluşuyla beraber kendilerine özellikle böyle en acı günlerin başlangıcı olarak tanımladıkları yıl dönümünde böyle şeylerin yaşanması korkunç. Evet, İsrail Devleti'nin kuruluş öyküsü Napolyon zamanından başlıyor. Yani Napolyon Osmanlı topraklarını işgal etmeye başladığı zaman kafasında bir Yahudi devleti kurma fikri varmış diye aktarılıyor bize. Ama Theodor Herzl 1879'da bu fikrini gündeme getiriyor ve ardından Osmanlı Sultanı Sultan Abdülhamit ile görüşüp bizzat para teklifinde bulunuyor Filistin devletinin yerine. Bir İsrail, bir Yahudi devleti kurma fikrini. Evet, Sultan Abdülhamit bu fikri reddetti ama biliyorsunuz Osmanlı'nın savaşlar dönemi başladı. Balkan Savaşı, ardından Birinci Dünya Savaşı ve 1918'de Filistin toprakları İngilizlerin denetimine girdi. Yani tamamen İngiliz sömürgesi haline dönüştü o bölge. İngilizler de 1948'e kadar o toprakları manda şeklinde yönettiler ama bu süre içinde çok ciddi sayıda başka ülkelerden Filistin topraklarına Yahudi göçü başlamıştı. Nüfus dengesi ilk dönemlerden yani Osmanlı döneminde %20, %20'yi geçmeyecek biçimdeyken hatta %10 dönemleri var ama birdenbire Yahudiler dünyanın değişik bölgelerinden gelip kendileri için kutsal sayılan bu topraklara yerleştiler ama bunlar tabii ki 1948-49'da bahsettiğimde Birleşmiş Milletler kurulmuştu. Belirli sınırlamalar içindeydi. Yani yerleşim bölgeleri belirli sınırlamalar içindeydi ama Yahudilerin bu devlet kuruluşunda gündeme getirdikleri talepler çok sınırsızdı. Hatta İngilizleri böyle bir zora sokacak ciddi terör eylemleri başlatmışlardı. O terör eylemlerini başlatan 2 tane örgüt vardı. Bunlardan bir tanesi İrgun, diğeri Lelu. Meşhur sonraki dönemlerde İsrail Devlet Başkanı Begin dahil olmak üzere çok sayıda lider bu terör örgütlerinde bizzat onlarca İngiliz'i öldürmüşlerdi bizzat bombalı eylemlerle, suikastlerle. İşte İsrail Devleti'nin kuruluşu böyle. Kendilerince o yani kaç bin yıl önce yaşayıp sonradan terk etmek zorunda kaldıkları topraklara tekrar kavuşuyor. Ama bu topraklarda hep varlıklarını devam ettirirken o toprakların gerçek sahiplerini yavaş yavaş göçe zorlayan bir politika uygulamaya başladılar. Bu politikalar 1967-68'lere kadar devam etti.
Ardından Filistinler kendi topraklarında ikinci sınıf vatandaş olmamak için bir mücadele başlattılar. Burada tabii ki ittifaklar gündemdeydi. Suriye ve Mısır Sovyetler Birliği'ni de yanlarına alıp İsrail'in bu politikalarını değiştirmek üzere savaşlar başlattılar ama birincisi 1967 savaşı, diğeri 1973 savaşı. Her iki savaşta da gerek Mısır gerek Suriye bırakın Filistin'i kurtarmak kendi topraklarını kaybettiler. Yani meşhur Golan Tepeleri. Evet, Mısır'ın bu olaylar karşısındaki tavrı 70'li yıllarda değişti. Enver Sedat 1970'lerde İsrail'le birebir anlaşmalara başlayıp o yenilgiden sonra Mısır'a ait olan Sina bölgesini kurtardı. Ama Sina'nın devamı olan o Gazze dahil olmak üzere Filistinlerin kendi toprakları iken yine İsrail'in o apartheid diye tanımlanan, yani bunu dünya böyle tanımlıyor, kendi topraklarındaki yerlilerini, o toprağın gerçek sahiplerini ikinci sınıf vatandaş gören politikaları devam etti. ...1969'da... Filistin Kurtuluş Örgütü kurulmuş. Lideri Yasser Arafat, Filistin topraklarından ve Filistinlerin göçtükleri Lübnan başta olmak üzere Ürdün'den mücadeleyi tekrar başlattı. El Fetih Örgütü olarak 1969'da başlayan bir mücadele zaman zaman şiddet eylemlerini artırdı. Farklı örgütler, yine Filistin örgütleri, İsrail'e yönelik terör eylemleri başlattılar. Evet, 1970'ler Filistin hareketinin dünyada farklı terör eylemleriyle de duyulmasına yol açtı. Ardından 1975'te Filistinli mültecilerin en yoğun bulunduğu Lübnan'daki iç savaş, Filistinli savaşçılarla o bölgedeki falancı güç arasındaki savaş, olayı bir farklı boyuta getirdi. O boyut, daha önceki bölümlerde anlattığım Lübnan iç savaşı ve İsrail'in Lübnan'ı kuşatmasıyla sonuçlanan o işgal sürecini yaşattı. Ama benim Filistin hareketiyle ilk tanışmam Ankara'daki Mısır Büyükelçiliğine 4 Filistinli gerillanın, bunlar El Saika, yani Suriye, Baba Hafız El Esad döneminin Suriye yanlısı bir Filistin örgütünün Büyükelçiliğe düzenlediği bir terör eylemiyle olmuştu. Yani birkaç gün boyunca Büyükelçilik binası önünde fotoğraflar çekmiştim. Bir polis memurumuzla bir güvenlik görevlisi, elçiliğin bir görevlisi hayatını kaybetmişti bu eylemde. Bu süre içinde gariptir, ilk kez Filistin'den Faruk Kaddumi gibi Arafat'ın sağ kolu bir liderin gelişini fotoğraflamıştım. Ve ardından 1979 yılında, yani bu eylemden birkaç ay sonra Yasser Arafat, yani Arap alemi ve Filistinler onu Ebu Ammar olarak tanırlar, Türkiye'ye geldi. Türkiye, Filistin yanlısı politikalarını bu tarihten itibaren uygulamaya başladı. Ve gariptir, o Mısır baskınını düzenleyen teröristlerin serbest kaldıklarını ben bizzat gördüm. Cezaevindeyken fotoğraflarını çekmiştim hatta. Bir şekilde serbest bırakıldılar. 1979'dan itibaren Filistinlerin yoğun yaşadığı Lübnan'da o İsrail'in kuşatma süresi, İsrail bombardımanları, bütün bunları farklı videolarda anlattım. Hepsine tanık oldum. Hatta bu kitabı, yani Galile'de Barış. Galile, İsrail'in kuzeyi, Lübnan topraklarının İbranice, ki Galile diye tanımlanıyor, Arapçası Celile bölgesi, yani sınır bölgesi. İsrail buraya barış getirmek için, sözde barış getirmek için binlerce, on binlerce insan hayatına mal olan bir operasyon yapmıştı. Şu, o dönemde bu terörle
tanıştım. Tabii ki bu terör dalgaları, bu savaş, bu kan dökücü eylemler zaman zaman korkunç katliamları da gündeme getirdi. Bunlardan bir tanesi Sabraş Atilla katliamıydı. Yani savaşçıların, Filistinli savaşçıların İsrail'le savaştıkları Lübnan topraklarını terk etmesinden sonra Lübnanlılara emanet ettikleri siviller, bebekler, kadınlar, yaşlılar falancistler tarafından katledildi ama bütün bu operasyonu yapan kişi o Galile'de Barış Operasyonu'nun mimarı olan fanatik Ariel Sharon'du. Yani kendisi evet ben bunu yapmadım dedi ama bizzat yaptırdı. Hatta bu kitapta biz bu olayları irdelemiştik. Bütün belgeleriyle ortaya koymuştuk. İsrail'in Güney Lübnan'daki sivil yerleşim bölgelerine yönelik saldırılarda kullandığı çiviler bunlar. Görüntüleri oka benziyor. Betona bile saplanabiliyor. Demire hatta. Aslında uluslararası savaş kurallarına göre bu tür silahların kullanılması yasak. Ama ne yazık ki İsrail kullandığı zaman herhangi bir tepki olmuyor. Evet, bu olaydan sonra barış görüşmeleri oldu. Üstelik Filistinlerin lideri Yasser Arafat'la o dönemin İsrail lideri geleceğin Filistin'ini birlikte yaşamayı da gündeme getirecek şekilde İsrail ile Filistin iki ayrı devlet olarak bir tasarım yaptılar. Barış görüşmeleri oldu ve gariptir. Isaac Rabin bir Yahudi fanatik tarafından öldürüldü. İsrail Devleti'nin Filistinlerle yaptığı bu anlaşma nedeniyle. Üstelik Rabin dediğimiz kişi, yani İşçi Partisi liderliğinden daha şahin, daha katı diye tanımlanan bir liderdi. Yani barışı kimse istemedi o topraklarda. Şiddet, yani İsrail Devleti'nin kuruluşuyla beraber ortaya çıkan ve bitmeyen bir süreci Orta Doğu'da kalıcı hale getirdi. Peki kökenleri ne diyorsunuz? Dünyada birçok toplum kendi yaşam alanlarını terk edip başka yerlerde göçe zorlanmışlar, göçmüşler, yeni topraklar bulup yeni dünyaları inşa etmişler ama bunları yaparken evet dünyada dünya tarihine geçen katliamların yaşandığını da biliyoruz. Ama bunu 21. yüzyıla kadar getirmek, bu çağ dışı sistemi 21. yüzyıla kadar taşımak ve bunu yaparken de dünyanın en önemli süper güçlerini yanına alıp, Arap aleminin de desteğini alıp bir toplumu kendi topraklarında öldürmek, yok etmek, ilaveten yaşam hakkı vermemek üzerine kurmak. Korkunç bir şey. İsrail'de bu politikaları benimsenmeyen insanların olduğunu biliyorum ben. Ama ne yazık ki bu son yıllarda fanatizmin, cehaletin, ve cehaleti destekleyen güçlerin varlığını artırması İsrail'e verilen en büyük destek. O yüzden içinde bulunduğumuz günlerde Filistinli kardeşlerimiz öncelikle yalnız olmadıklarını bilsinler diyorum. O verdikleri mücadele çok kutsal bir mücadeledir. Çünkü Filistinli dediğiniz zaman salt Müslüman diye düşünmeyin. Hristiyan Filistinler de var. Yani bu bir din savaşı değil. Kendi topraklarını korumak isteyen insanların artık kanlarının son damlasına varıncaya kadar kendilerini korumak, var olmak için verdikleri bir mücadeledir. Zor bir dönemdeyiz. Orta Doğu'da bu olayın yankıları nasıl devam edecek bilemiyorum. Çünkü bilindiği gibi geçtiğimiz dönemlerde Amerika'daki eski başkan Trump'ın vermiş olduğu güçle Arap alemi, sözde Filistinleri savunduğunu iddia eden Arap alemi birdenbire Kudüs'ün İsrail'in resmi başkenti olduğunu tanıdılar. Ve İsrail'le çok anlaşılmayan bir takım anlaşmalarla Filistinlerin tüm haklarını ortadan kaldırdılar. Şu anda Beytullahim Kudüs arasındaki yolda Banksy'nin birkaç yıl önce yapmış olduğu üzerinde çelik yelekli barış güvercini, ağzında zeytin dalı. Bu bölge malum duvarlarla ayrılan, ne yazık ki barışın henüz uğramadığı bölge. Umarım bu güvercin, bu beyaz güvercin ağzındaki zeytin dalıyla
barışı bu topraklara tekrar serper. Ve bu topraklar tekrar barışın ve huzurun diyarı olur bu kutsal mekanlar. Evet, benim için çok zor bir bölüm bu. Çünkü dedim ya, 2 sene önce gittiğimde Kudüs benim için çok önemli bir kent. Hakikaten toprağından böyle enerji, üstelik binlerce yılın hoşgörü, huzur enerjisini barındıran bir kent ama gariptir. O İsraillilerin, özellikle yönetimdeki İsraillilerin negatif enerjisini hissetmiştim. Çok basit bir anekdotla anlatayım. Kaldığım otelden çıktığımda bir otobüs durağında otobüs beklerken bir bey yanında eşiyle beraber nasılsınız, Amerikalısınız gibi laf etti. Hayır, Türk'üm deyince yüz değişti. Karısının yüzü değişti. Siz bu otobüs durağını kullanamazsınız dedi bana. Sizin durak aşağıda dedi. Araplarla beraber. İlk kez İsrail'de böyle bir şeyle karşılaşıyordum. İnsanlardaki nefretin bu ortamda neler yapabileceğini şu anda gözümün önüne getirebiliyorum. Gördüğüm her kare, Allah'ım diyorum, Filistinli kardeşlerimize yardımcı ol. Çünkü çok zor durumdalar. Yani bütün kuşatma altında. Yani bir düşünebiliyor musunuz? Kudüs'ten birkaç kilometre ötedeki Beytüllahim'e gitmek için saatler süren bir yolculuk yapıyorsunuz. Kendi topraklarınızda. Kente girmek için dev kulelerin olduğu, gözetleme kulelerin olduğu inanılmaz duvarları geçiyorsunuz, aranıyorsunuz. Kendi topraklarınızda hapissiniz, düşünebiliyor musunuz? Ve şimdi o hapislerde bile sizi öldürmeye kalkıyorlar. Göstereceğim fotoğraflarım var en son yapmış olduğum yolculukta. Bir an önce Filistin'e ve Filistinlerin topraklarına kavuşması dileğiyle sağlıcakla kalınız.